Bir başlatıyorum. Başlattım. Evet, ufak bir teknik aksaklık yaşadık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emin hocamla birlikteyiz. Yine sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Emin hocamla ilgili bazı bilgiler paylaşmıştım sizlerle. Demiştim ki en son kaldığımız yerde yurt içinde ve yurt dışında da birçok organizasyonda kendisi görev aldı. Olimpiyatlar dahil buna. Türkiye'de de birçok spor federasyonunda ve spor kulüplerinde de yine hem kulüp doktoru olarak hem de farklı yine spor bilimleri alanlarında da farklı görevlerde ve çok kritik görevlerde bulundu. Dolayısıyla aslında burada çok renkli bir konuğumuz var, çok yönlü bir konuğumuz var. Hocam, şimdi bu anlamda böyle bir girizgah aslında sizin CV'nizi anlatmaya yetmez. Ancak şu çok güzel, hem hekim olmak hem aynı zamanda spor bilimleri alanında bu kadar işin içinde olmak, bir bölüm kurmak, işte üniversitenin fakültesini kurmak ve her daim sporcularla iç içe olmak ve spor bilimcilerle iç içe olmak aslında bizler için çok güzel ama siz de bu süreçten bize biraz bahseder misiniz? Buraya kadar yollar nasıl geldi? Nasıl kesişti? Nasıl buraya geldik? Beyza çok teşekkür ederim. Aslında hikaye gibi anlatmaya çalışacağım. Çok şanslıyım ben biliyor musun? O kadar şanslıyım ki beden eğitimi öğretmenim çok iyiydi. Beden eğitimi öğretmenim benim hayatıma dokunan, hayatıma yön veren bir insan. Maalesef birkaç ay önce kaybettik bir kazada. Orhan Mengi, belki birçok kişi tanır. Orhan Hoca, biz lise birinci sınıftayken lisemize geldi. Biz her teneffüste basketbol oynardık. Basketbol oynamak için o 5 dakikanın 3 dakikası vardır aslında. Bir dakikası sınıftan çıkmak, gelmek sahaya, bir dakikası dönmek, yani 3 dakika her teneffüste basketbol oynamak bizim için çok önemli bir şeydi. Yeni bir müdür gelmişti, basketbol topumuzu aldı çünkü geç kalıyordu bazı arkadaşlar. Orhan Hoca herhalde geldiğinin ikinci, üçüncü haftası olsa gerek geldi bizim sınıfa elinde topla. Müdür almıştı bizden topu. Bakın çocuklar dedi, İstiyorsanız dersten sonra kalın, derslerden sonra basketbolu oynayın istediğiniz kadar ama şu arada da hani dikkatli olun. O anda bizim ilahımız oldu. Yani bir rol modelimiz oluverdi. Onun arkasından da mesela şu an hatırladığım Orhan Hoca bizi atletizm takımına aldı. Türkiye şampiyonu yaptı. Ve biz atletler olarak İzmir'de, ben İzmirliyim, Ege Üniversitesi'nden mezun oldum. Lisedeyken bizi Ege Üniversitesi spor hekimliğine götürüp lisans muayenelerimizi yaptırmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Beden eğitimi öğretmeni ciddiye alıyor bu işi. Sadece imza attırmıyor lisanslara. Götürüp üniversitede spor hekimliğinde muayenelerimizi yaptırıyor. Dolayısıyla benim spor hekimliğiyle karşılaşmam beden eğitimi öğretmenim vasıtasıyladır ve İzmirli olmamdır. Yani iki tane tesadüf birleşti ve beni bu alana biraz da sürükledi. Spor bilimlerine gelince zaten aslında spor hekimliği, spor bilimleri şemsiyesinin altında bir çalışma alanı. Sonuçta çok ortaklıkları var, örtüşen tarafları var. İzmir'de spor hekimliği kongresine bir İngiliz spor bilimciyi davet etmiştik. Ben spor hekimliği ile ilgili İngiltere'de bir çalışma yapabilir miyim diye araştırırken bir burs çıktı karşıma, British Council'ın bursu. Fakat spor hekimliği birimi kazanmama rağmen burs programını dolu olduğu için kabul etmedi. Benim hemen aklıma o davet ettiğimiz spor bilimci Profesör Clyde Williams geldi, bir mektup attım. Beni alır mısınız spor bilimleri programına dedim. Çünkü egzersiz fizyolojisi hem spor hekimliğinin hem spor bilimlerinin ortak alanıdır. Ben spor fizyolojisinde bir şeyler yaparım düşüncesiyle yazdım. Kabul etti adam. Yani böylece tesadüfler birbirini kovalarken diyelim, karşıma bir de spor bilimleri çıktı ve çok da
yararlandım. Oradayken, İngiltere'deyken Hacettepe Üniversitesi çok ileri görüşlü bir şekilde Türkiye Doping Kontrol Laboratuvarı'nı kuruyordu. Spor bilimlerinde eleman yetiştirmek için bir program açmayı düşünüyordum. Aslında onlar spor mühendisliği diyorlardı. Fakat ben spor bilimleri yaptığım için İngiltere'de dedim ki bakın spor mühendisliği diye bir şey kolay kolay olmaz. O başka bir konu. Gene siz bunu spor bilimleri yapın. Neyse ki YÖK kabul etti spor bilimleri ve bunu tamamlayan uygulamaya yönelik çalışmalar yapan teknolojisi, mühendisliği biraz çağrıştıran bir başlık. Böyle başladık ama teknolojisinin geliştirilmesi çok zor olduğu için sonuçta hepsini de kapsayacak tarzda spor bilimleri kabul gördü. Arkasından da birçok bölüm açıldı biliyorsunuz. Benim kısa hikayem spor hekimliği olarak başlayıp spor bilimlerine yönlenmem bu şekilde Beyza. Evet. Hocam aslında tam da bu noktada şu anda bizim de öğrencilerimizin içinde çift anadal programı yapan öğrencilerimiz var. Yani üniversitemiz buna imkan tanıyor ve dolayısıyla diyelim ki antrenörlük bölümünde okuyor öğrenci ama fizyoterapide çift anadal yapabiliyor ya da işte her bölüm her bölümle yapabiliyor. Dolayısıyla aslında buradan çok güzel multidisipliner alanlar ve birlikte çalışma imkanları doğuyor. Aslında siz bu anlamda kendi kariyerinizde ki siz bunu yıllar yıllar önce yapmışsınız. Şu anda bu ikilemde olan arkadaşlarımıza büyük bir örnek. Mesela o arkadaşlarımız için, o öğrencilerimiz için bir yönlendirmeniz olabilir mi? Yani şu anda zorluk çekiyorlar. Acaba doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Biz farklı alanlarda çalışabilir miyiz? O alana ait olabilir miyiz? Ve tabii ki bunun zorluğunu da yaşıyorlar çift bölümü birden okumanın. Bu konuda nedir fikriniz hocam? Eski meslek alanlarının çok katı kalıpları vardı. Doktor olursunuz, avukat olursunuz, mühendis olursunuz. Böyle çok net sınırlar içerisinde çalışırsınız. İşte meslek tanımları son derece bağlayıcıydı. Fakat bakıyorsunuz şu an o kadar değişti ki bir alanda mezun olanların bir başka alanda başarılı olması pekala mümkün. En yakın örneği ben kendi çocuklarımdan verebilirim. Kızım Bilkent Üniversitesi iç mimarlığı bitirdi. Gitti film yöneticiliği ile ilgili, yönetmenliği ile ilgili bir program yaptı. Şimdi bir televizyon kuruluşunun eleman çalışma koordinatörlüğünde görev yapıyor. Yani hiç başladığı noktada değil ama geldiği noktadan mutsuz da değil. Dolayısıyla genç arkadaşlarımız böyle karşılarına çıkan ikili programlarda hiç endişeye kapılmasınlar. Hatta bu bir avantaj. Çok acele karar vermelerine de gerek yok. Belki bir tanesinde aldıkları programın, uzmanlaştıkları program bir tanesinde birkaç yıllık bir deneyim kazandıktan sonra çok mutlu olmayacaklar, iş olanakları sınırlı olacak, diğer alanı deneme şansları olabilecek. Tabii şu andaki kurallar çerçevesinde bunun tercihleri nasıl olur çok iyi bilemiyorum. Muhtemelen bazı sertifikasyonlarla eğitimlerini bir üst düzeye çıkarmaları mümkün olabilir. Master ve doktora olanakları da var ama eğer akademik çalışma yapmayacaklarsa çok da bu alanda enerji tüketmelerine gerek yok. Bazı yerlerde tesis yüksek lisanslar biraz daha öne çıkıyor. Böylece meslekle ilgili tamamlayıcı beceriler geliştirmesi çok önem kazanıyor. Beceri dedim, bugün artık birçok iş kolu beceri arıyor. Yine mesela benim oğlumdan örnek vereceğim. İşletmeye girdi Bilkent Üniversitesi'ne. Fakat daha sonra ben yurt dışına gideyim, müzik okuyacağım dedi. Çünkü müzik onun tutkusuydu ta küçük yaşlardan beri. Müziğe yöneltti kendisine. Müzik endüstrisi diye bir uzmanlığı var. Müzik endüstrisi nedir diye aklınıza gelebilir. Müziğin tarihinden, organizasyonundan, eleştirisinden,
parça üretimine kadar değişiyor. Ama müzik dediğimizde biz sanki piyanonun başına geçip müzik çalmak gibi algılıyoruz. Değil aslında. Müzik organizasyonları da apayrı bir boyut. Şimdi doktorasını çok enteresan bir alanda yapıyor. Rekreasyonda müziğin yeri. Özellikle ileri yaşlardaki insanlarda müziğin oluşturduğu iyilik hissi, dinçlik, zindelik, hani hep biz egzersize bağlıyoruz. Ama bir taraftan ruhsal, hani wellness olarak da isimlendirdiğimiz, maalesef Türkçe'de henüz tam bir karşılığını oluşturamadık bu terimin. Ama müzik gruplarına, korolara katılmanın iyilik hissiyle ilgili. Yani başlangıç noktalarımız çok farklı olabilir. Ama sonunda bir akıntı sizi götürüyor mesleğinizde, kariyerinizde. Ve verimli olabileceğiniz, mutlu olabileceğiniz, para kazanabileceğimiz bir noktada kendimizi bulabiliyoruz. Dolayısıyla kısaca bunları söyleyebilirim bu çift anadal çalışmaları ile ilgili. Evet. Bir de hocam, şimdi siz spor hekimi olarak, gerçi siz değişik bir örneksiniz. Yani neden değişik bir örneksiniz? Çünkü hep sporun içindeydiniz. Yani sporculuğunuz var, spor hekimliğiniz var ve spor bilimleri alanında da yine birçok çalışmanız ve aslında yöneticiliğiniz vesaire birçok alanda faaliyetiniz var. Şimdi bu durumda baktığımız zaman aslında yine spor hekimleri spor hekimliğini yapıyor, spor bilimciler spor bilimciliğini yapıyor gibi görünüyor şu ortamda. Sizin için bu bir katkı oldu mu hocam? Bu bir yerden bir yere geçiş, bu yelpazenin bu kadar geniş olması size kattığı ya da sizi geliştirdiğini düşündüğünüz bir şey var mı ya hayatınıza etkisi? Kesinlikle. Bir defa spor yapıyor olmak, sporla ilgili meslekte büyük bir altyapı oluşturuyor, bir avantaj oluşturuyor. Eğer ben sporu yarışmacı olarak yapmamış olsaydım, o yaşanmışlık olmayacaktı. O ayak bileği burkulmasında, o kas çekmesinde hastanın ne hissettiğini kendimin dışında bir örnekten öğrenmem mümkün değildi. Kendim yaşayayım. Aslında biraz da beni mesleğe iten hep yaşadığım o sakatlıklar olsun, performansla ilgili endişeler, antrenmanla ilgili konular, hani daha iyi nasıl olunur, nasıl korunulur, bunlar beni biraz mesleğe yöneltti. Bir de spor bilimlerinin, spor hekimliğine, spor hekimliğinin spor bilimlerine büyük katkısı var. Örneğin Enka Spor Kulübü'nde bir küçük sporcu sağlığı merkezi kurmuştuk. Kamil Hocam çok iyi hatırlar. Çok uzun süreler temasımız olmuştu o yıllarda zaten. Orada antrenörlerle yan yana olmak, sahada antrenmanı izlemek, onların konuştuğu dili dinlemek, oyunun kuralları ile ilgili bilgi sahibi olmak, spor hekimliğinde çok büyük avantaj oluşturdu bana. Yani en basitinden voleybolda smaç denerken dediğinizde belki bir buz patenciye smaç çok fazla bir şey ifade etmeyebilir ama tabanca hareketi dediğinizde buz pateninde aynı dili konuşuyorsunuzdur. O da voleybolcuya bir şey ifade etmez. İşte bu noktada meslek alanında antrenöre, sporcuya yakın olmak, spor bilimlerindeki temelleri bilmek. Örneğin antrenman bilgisi dediğimiz konuda yüklenmenin ilkelerini bildiğinizde bunun ortaya çıkartabileceği sağlık sorunları ile ilgili farklı bir yaklaşımınız oluyor. Süre antrenman dediğimiz çok kabaca bir kavramı antrenörle tartışabiliyorsunuz. İşte haftada kaç gün antrenman, ne sıklıkta yapıyorsunuz, ne kadar süreyle yapıyorsunuz, yüklenmelerinizin yoğunluğu, şiddeti ne kadardır, tekrar sayılarınız, setleriniz ne kadardır. Oradan bir aldığınız temel bilgiyle bir sonuca, bir teşhise gidip ona yönelik tedaviyi planlayabiliyorsunuz. Her birinin birbirine büyük katkısı var. Spor bilimleri için de aynı şey. Spor bilimcisinin, tabii spor bilimcisi dediğimizde aslında sadece araştırmacıyı katmıyoruz. Alanda çalışan elemanları, uzmanları da işin içerisine katmak lazım. Sağlık konusunu
pas geçmemeleri gerekiyor. Aksi halde kalıcı problemler olabilir. Yeteneklerin çok kısa erken dönemde spordan kopmalarına yol açabilirler. Psikolojik olarak bu aşırı yüklenmeler burnout dediğimiz durumlara yol açabiliyor. İşte jimnastik gibi spor dallarında ya da yüzme gibi çok erken yaşta başlayıp yine erken bırakmak durumunda kalabiliyor sporcular. Bütün bunların birbirine büyük katkısı, etkisi var diye düşünüyorum. Evet, bence de bu gerçekten çok derya deniz bir konu. Çok birbirinin içinde bir konu. Peki şu anda Türkiye'de spor hekimliğinin durumu nedir sizce? Yani düşündüğünüz, evet biz iyi bir yerdeyiz ya da şunlar yapılmalı ya da ne diyebilirsiniz hocam bu anlamda? Ben Türkiye'nin 5. spor hekimiyim. 1960'lı yıllarda Türkiye'de spor hekimliği konuşulmaya başlanıyor. 66 yılında dernek kuruluyor, bir dergi basmaya başlıyor. Ama uzmanlık olması 1973. İlk spor ekibi 1975 yılında çıkıyor. Ben 1983 yılında uzmanlık aldım. Maalesef benden sonra o zamanki YÖK kanunu çerçevesinde spor hekimliği sekteye uğradı ve 10 yıl boyunca benden sonra hiçbir arkadaş yetişmedi. Ancak 1990'ların başında tekrar uzmanlık haline getirildi spor hekimliği büyük çabalardan sonra. 1990'da sadece iki üniversite uzmanlık veriyordu, Ege ve Ankara Üniversiteleri. Şu anda eğer yanlışım yoksa 13-14 üniversitede spor hekimliği uzmanlığı programı yürütülüyor ana bilim dallarında. Ben 5.'yim diyorum. Şu andaki spor hekimliği uzmanlarının sayısı yaklaşık 130 civarında. Türkiye'nin illerini dikkate alacak olursanız aşağı yukarı yarısında 40'a yakın ilde çeşitli devlet hastanelerinde spor hekimliği birimleri var. Şimdi bunlar sayılar ama sayılar çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü sayıdan başka bir de bu alanda hizmet sunmak gerekiyor. Hizmeti de ancak sağlık kurumunun olanakları çerçevesinde sunabiliyorsunuz. Bazı hastaneler, bazı birimler şanslı donanım itibariyle işte hemşiresiyle, beslenme uzmanı, psikoloğu, fizyoterapisti, masörü. Çünkü aslında spor hekimliği bir kişinin yapacağı bir şey değil. Mutlaka bir ekip olarak yaklaşmak lazım. Tamam, ben beslenmenin temel kurallarını bilirim ama bir beslenme uzmanının, hele sporcuyla ilgileniyorsa bir sporcu beslenmesiyle ilgili özelleşmiş bir kişinin çok daha iyi yapabileceği, hizmet verebileceği bir şeydir. Her psikolog temel psikolojik problemlerle ilgilenebilir. Ama bir spor psikoloğu yahut da beden eğitimi spor bilimleri çıkışlı bir kişinin psikososyal alanlarda kendisini yetiştirmesiyle hastalık teşhis ve tedavisi değil ama performansa yönelik yahut da psikolojik problemleri tanıyıp yardımcı olacak tarzda, yönlendirecek tarzda kendisini yetiştirmiş birisinin bu ekibin içerisinde çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben antrenman yaptıramam. Benim alanım, benim uzmanlığım değil, benim yetkim de değil. Olmaması lazım zaten. Beden eğitimi spor bilimleri çıkışlı, antrenman bilgisine sahip, antrenör belgeli, işte spor genel müdürlüğü, evet, eğitim dairesinin ya da federasyonların programlarından çok kısa süre içerisinde çıkan başarılı antrenörler var. Ama bunların verebileceği hizmetlerin sınırlı olduğunu düşünüyorum. Tamam, sporun içinden gelmiş olmakla, hatta olimpik düzeyde olmakla, böyle bir eğitimden geçmekle şüphesiz temel konulara hakim oluyorlar. Ama 4 yıllık bir eğitim, hele arkasından bir de işte 1., 2., 3. kademeleri de tamamladıktan sonra çok daha verimli olur. Özetle spor hekimliği, sporcu sağlığı bir ekip işi. Bu ekibin içerisinde her parçanın çok önemli yeri var. Birbirini çok önemli şekilde destekliyorlar. Buna ağırlık verilmesi lazım. Yoksa bu sayılar biraz önce verdiğim işte 130
spor hekimi, 40 tane ildeki birim çok fazla bir şey ifade etmiyor. Biraz daha arttırmamız lazım bu çerçeveyi. Hocam bir de aklıma şu geliyor şimdi. İçinde bulunduğumuz durum, malum durum, alışmaya çalışıyoruz pandemi süreci. Ama önümüzde bir olimpiyat var. Siz de olimpiyatlarda da yer almış, ekipte yer almış bir kişi olarak öngörünüz nedir? Sizce bu olimpiyatlar daha öncekilerden sporcuların performansı açısından veyahut da işte psikolojik yaklaşımları açısından bir farklılık yaratacak mı sizce? Yani ne bekliyorsunuz hocam? Bu Tokyo olimpiyatlarında sizce bizi ne bekler? Beyza sağ ol bu soru için. Aslında buradan soracağını tahmin ediyordum. Bu arada Salih hocamı görüyorum. Merhabalar Salih hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldin. Mikrofon kapalı galiba. Mikrofon kapalı hocam. Yani ilk defa kullanıyorum bu programı. Giremedik. Neyse ki yardımcı oldular. Biz de teknoloji özürlü olarak katılıyoruz programa. Yani öyle oldu bu sefer. Kusura bakmayın Sayın Hocam. Şimdi pandemi herkesi ama herkesi bütün dünyada ters köşeye yatırdı. Herkes çalışmadığı yerden sınava girer bir hale geldi. Yani bu önce hafife alındı. Ya işte bu sadece Çin'de bir şehirde çıkan bir şeydir. Ondan sonra biraz yayılmaya başlayınca tamam canım hallederiz. Sonra yaz gelince zaten kendi kendine geçer falan filan derken yok maskeye gerek yoktu derken herkesi kapattı bu. Kapanmayla birlikte tabii insanlar okumaya da başladılar. Çünkü sosyal olarak, psikososyal olarak çok etkileniyorsunuz. Resmen bunalıma sokan bir durum ortaya çıktı. Aşı çalışmaları hızlandı. Önlemler konusu dikkate alındı. Tabii spor da en çok zedelenen sektörlerden bir tanesi pandemiden. Ama bu arada şunu görüyorsunuz. Sporla ilgili başka bir hissedilmeyen nokta var. O da birçok insan spor alanından besleniyor. Hayatını devam ettiriyor. Sadece sporcu değil, yayın kuruluşları olsun, işte yani spor hekimleri olsun örneğin vesaire. Dolayısıyla yayın kuruluşları bastırdı, açın, müsabakalar devam etsin. Ama bu da ayrı bir problem getirdi. Tamam da nasıl antrenman yapacağız? Nasıl müsabaka yapacağız? İnsanlar nasıl bir araya gelecekler? Maçlarda bunu halledebiliyorsunuz. Ya da turnuvalarda hadi kısmen halledebiliyorsunuz ama olimpiyatlar böyle değil. Olimpiyatlarda 10 bin küsür sporcu, 5 bin küsür yönetici, 50 bin civarında çalışan bir o kadar gönüllü. Yani 120-130 bin kişilik çok büyük bir kitle artı seyirci. Yurt dışından gelen aşağı yukarı 2 milyon, 3 milyonluk bir seyirci. Şimdi bütün bunların Tokyo'ya gittiğini düşünün. Dünyanın her tarafından müthiş bir risk zemini oluşuyor orada. Arıl arıl çalışıyor Japonlar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi. Kısmen ben de bu çalışma gruplarından bir tanesinin içerisindeyim. Nasıl önleriz? Testler nasıl olacak? Aşılar nasıl olacak? İşte sosyal mesafe nasıl korunacak? İnsanlar gerçekten maske ve el yıkama konusunda yeterli eğitime sahip olacaklar mı o zamana kadar? Bunlar tartışılıyor. Ve hissedilen şu ki, yani bu olimpiyatlar çok özel olacak bir defa. Örnek vereyim, mesela bağıramayacaksınız tribünde olanlar, çünkü işte maskeniz bile olsa bir şekilde bir damlacık yayılma ihtimali var. İşte aralar belki açık olacak, bir sıra boşluk olacak belki. Hatta belki elektrikli düdükler olacak, insan sesi çıkartan belki de öyle bağıracağız. Bilmiyorum yani şu an tamamen atıyorum ama çok çok değişik olacak. Sahadaki sporcunuzu desteklemek için farklı bir destek yöntemi çıkacak. Yani bu olimpiyatlar test olacak bundan sonrakiler için.
Havaalanına gelindiğinde belki de tık diye bir tükürük alınıp işte 8-10 saniye içerisinde COVID olup olmadığını gösterebilecek cihazlar geliştirecek o zamana kadar. Japonlar yapar ya da başkaları yapar bilmiyoruz. Ha bu arada Bilkent Üniversitesi bir cihaz yapmış. Çok hızla virüsü bulabiliyor. Nanoteknolojik olarak geçenlerde haberlerde vardı. Yani bu virüs hem zorlaştırdı hayatımızı ama hem bir taraftan da bilim ve teknolojinin bütün olanaklarıyla önlem ve tedavi itibariyle bir şeyler ortaya koymaya yardımcı oluyor. Olimpiyatlar öncesinde bir de dikkate alması gereken nokta şu. Siz bunu geçirdin bitti olmuyor maalesef. Bazı kişilerde çok ağır geçirilebiliyor. Sporcu ağır geçirdiyse akciğerlerde ya da kalp kasında fibroz doku oluşabiliyor. Yani kasılamayan ve hatta aritmi doğurabilen bir tabaka olabiliyor. İşte sigara içmiş olanların akciğerlerindeki o görüntüler vardır ya beyaz beyaz böyle. Buna benzer kalp kasında da olabiliyor. Bazı ani ölümler ortaya çıktı. Dolayısıyla sadece olimpiyatlara katılacak olanlar değil, üst düzeyde spor yapan, COVID geçirmiş sporcuların mutlaka çok ciddi bir muayeneden, özellikle de kalp muayenesinden geçmesi öneriliyor. Türkiye'de de olimpiyat adayı sporcuların bu programa girmesi yönünde çalışmalar var. Spor Bakanlığı, Olimpiyat Komitesi, Türkiye Spor Hekimliği Derneği bu konuda ilgilileri uyarıyorlar, bilgiler sunmaya çalışıyorlar. Evet. Peki hocam, bu tabii olimpiyat hazırlık merkezlerinde bu alanda bir şey var mı? Yani sporcular yönünde normal şartlarda olsaydık sporcular kendi antrenmanlarını yapıp hazırlıklarını yapıp olimpiyata katılacaklardı. Ama şu şartlarda acaba bu anlamda bir ne tip hazırlıklar yapılıyor? Mesela işte fizyolojik olarak veyahut da işte bir takım bu hastalıkla birlikte kaybettiklerinin seviyesini alemdedir ya da işte antrenman düzeyleri değişir mi? Nasıl hazırlanırlar? Yani burada bir değişiklik söz konusu olur mu acaba? Yani sporcunun performansı açısından bir bakış açısı var mı olimpiyat hazırlık merkezlerinde özellikle? Bilemiyorum o detayı ama mutlaka her federasyonun, sağlık kurulunun takip ettiği yayınlardan yola çıkarak hazırlık kamplarında antrenörlere yol gösterici bilgiler aktarıyor olacağını umut ediyorum, aktardıklarını düşünüyorum. Fakat çok da özel bir şey yok. İşte bir hastalık geçirdikten sonra aktif olunamayan sürede fizyolojik kayıpları tamamlayacak bazı genel kurallar var. Bunlar basıldı, yayınlandı. Ama COVID özelinde yok. Bilmiyoruz çünkü yeni karşımıza çıktı ve bazı ülkelerin, bazı spor dallarında araştırmaların devam ettiğini de görüyoruz. Bu da bu hastalıkta da zaten semptomsuz geçiren, işte belirtisiz ya da çok hafif geçiren, orta derece geçiren ve ağır geçiren olmak üzere 4 grup var. Zaten ağır geçiren sayısı az olduğu için bunlarla ilgili bir istatistik yapmak da çok zor. Ama diğerleriyle ilgili kısmen biraz daha fazla şans var. Bunlar çıkıyor, yavaş yavaş ortaya çıkacak. Fazla zaman da kalmadı. 6-7 aylık bir süre var önümüzde. Temel prensip tedirici bir yüklenme geçişi. Yani birdenbire bıraktığın yerden antrenmana geçmek değil ama daha yavaş yükselen bir şey. Ondan sonra optimum seviyeleri yakalamak. Fakat hala risk olduğu için korunma ayrıca bir önem taşıyor. Şimdi kalkıp da bir basketbol takımı işte 12-15 kişi, bunların aynı anda antrenman yapmaması, beşerli gruplar, altışarlı gruplar tarzında hani çok yakın temas olmaması için öneriliyordu. Şimdi ortaya çıkan şey şu, çok da fazla antrenman sırasında bulaşma riski yok.
Nerede risk var biliyor musunuz? Ailelerimizle beraber olduğumuzda, arkadaşlarımızla beraber olduğumuzda o sosyal ortamlarda risk çok fazla. Ya da toplu taşıma araçlarında çok fazla. Şimdi her sporcunun arabası yok, kendi şahsi arabası. Metro ile yahut da başka toplu taşıma aracıyla gidiyor. Minibüsle gidiyor. Minibüsler küçücük üst üste. Sınırlıyorlar gerçi alımını ama yine de bir risk var. Yani maske, el yıkama, mesafe gerçekten çok önemli. Hiç unutmamak lazım. Aslında ben şimdi yine kendi branşımdan örnek vereyim. Mesela Voleybol Federasyonu'nun şöyle bir uygulaması var. Bir takımda 4 tane COVID pozitif çıkarsa o zaman ancak o maç ertelenebilir. Şimdi bu yönde şöyle düşünüyorum ben de. 4 tane çıkmasıyla 3 tane çıkması arasında bir fark yok baktığınız zaman. Yani bir tane bile çıkması yeterli. Sonuçta aynı topla oynuyorsunuz. Bir de sporcuların kendi ritüelleri vardır ya, işte topa yaklaşır, topu öper, işte dokunur, bir araya gelinir, bir nefes nefese, bir ağız ağza olma durumu vardır. Dolayısıyla aslında bunu ne yaparsak yapalım, yani orada o maske yok, o maskeyle oynama şansımız yok, işte eldiven vesaire yok ve biz bu şartları unutuyoruz. Maç esnasında da tabii ki bakıyoruz, her şey kaldığı yerden devam ediyor ama herhalde biz bunu yaşaya yaşaya biraz bu şekilde atlatacağız gibi görünüyor bu süreci. Peki hocam, şurada benim aklıma bu noktada şu geliyor. Online antrenmanlar devreye girdi bu durumda. Şimdi mesela bu konuda ne düşünürsünüz? Diyelim ki tamam, bazı alanlarda yoga grubunu mesela biliyorum. Çok net online antrenmanlar yapıyorlar. Yakında olduğum bir grup. Çok güzel kotardılar o işi ama takım sporlarında da görüyorum. Mesela basketbol takımı, voleybol takımı online bir takım evden de, çünkü aylarca yapılamadı, online antrenmanlar başlandı. Diğer taraftan online muayene var sizin tarafınızda mesela. Şimdi biz bunları tartışacak olursak etkin midir, etik midir, uygun mudur? Ne düşünürsünüz? Şeyi soracağım. Mesela voleybolda hani filenin iki tarafında üçerli beşerli grup antrenman yapabiliyor mu online? Hani antrenörün şeyi mi düzenliyor? Nasıl? Evinde ve bu şey değil, zorunlu Ha, değil ama bazı teknik takımlar değil. bunu tercih ediyorlar. İşte online bir sistemde bir antrenörün eşliğinde, tabii bu çok ileriye gidemiyor. Takım sporu bir şey yapamıyor bu anlamda. En fazla işte core antrenman yapabilir vesaire, evde yapılabilecek şeyleri yapabilir diye düşünüyorum ama hayatımıza o kadar girdi ki ve de şimdi konuştuğumuz şey nedir? Yeni dünya düzeni acaba böyle mi olacak? Artık her şey online mi olacak? Ya biz artık buradan e-spora mı döneceğiz? Yani o yüzden bunlar biraz korkutucu geliyor. Hani sporcu geçmişi olan biri olarak bana. Bilmiyorum nasıl kotarırız ya da sizce uygun mudur ya da ne düşünürsünüz? Yani online antrenman veya online muayene, online'a geçmiş olması durumu. Online hayat. Online Yani hayat. sanal hayatlar. Aslında sanal hayatlar başlamıştı da bu biraz şeye de getirdi. Böyle biraz zorlamalı örneklere getirdi. Mesela şunu hatırlıyorum. Ben geçen Mayıs ayı mıydı ya da Nisan ayı mıydı? İsveçli şu anda dünya sırıkla atlama rekorunu kırdı. İsmini unuttum. Bir de Fransız sırıkla yüksek atlayıcı. İsimlerini çıkaramıyorum ama önemli değil. Dünya Atletizm Federasyonu. Birisi Fransa'da, diğeri Amerika'da tamamen online bir yarışma yaptırdılar. Yarışma bildiğimiz sırıkla atlama işte çıtanın yükselmesi tarzında değil, 5 metreye koydular. Kim 15 dakika içinde daha fazla 5 metreyi geçecek? Çünkü atlıyorsunuz, geri dönüyorsunuz, hazırlık yapıp işte dinlenip tabii bu arada rejenere olup tekrar bir atlayış yapıyorsunuz. Ne kadar sık yaparsanız o kadar çok yoruluyorsunuz. Sonunda İsveçli kazandı.
Hatta bir üçüncü de vardı, Amerikalı. Ha, üç kişi yaptılar yarışmayı. Amerika'nın farklı yerlerindeydi. O İsveçli de oradaydı galiba. Neyse, sonuçta böyle bir yarışma formatı ortaya çıktı. Online, sırıkla yüksek. Ama alıştığımız bir şey değil. Niçin? Şeyden kopartmamak için, atletizm izleyicisine bu heyecandan kopartmamak için. Biraz yapay, yani atletizm yapan birisi olarak, eski bir atlet olarak. Bana ne kadar zevk verdi? Sadece merak ettim ben sonucu. Yoksa o gittikçe yükselen çıtayı aşma, rekora yaklaşma tarzında olmadığı için çok da büyük keyif aldığımı söyleyemem. Şimdi seyircisiz maçlar oynanıyor. Niçin? Çünkü aslında televizyonla daha fazla insan izliyor bunları. Hala İşte bahisler var o müsabakalarla ilgili. Bir parasal döngü var işin içerisinde. Bu dikte ediyor sporu. Sporun kendi yapısı, özelliğinden uzaklaştık bu sanal uygulamalarla. Düzelecek mi? Evet, değişecek, düzelecek. Yani bu virüs mutasyona uğrayacak, sürü bağışıklığı olacak, kişiler korunacak, azalacak. Aynı diğer virüs problemleri, epidemilerde olduğu gibi, pandemilerde olduğu gibi azalacak ve dolayısıyla bu dönemi en az hasarlı atlatmak için online çalışmalar evet yararlı, gerekli. Ha, ama biraz önce bir terim kullandın, etik mi? Yani etik dediğimiz şey tabii zarar vermeme ve yarar verme. Bunun bir zararı var mı? Çok emin değilim. Belki bunu felsefecilere, etik çalışanlara sormak lazım. Bunun bir zararı yok ama özgün yapısından uzaklaştığı için de vereceği haz, izleyene vereceği haz eksik olabilir. Biz muayeneye başladık. Ama şöyle bir muayene, yani teşhis koymak için değil, problemin ne olduğunu anlamak ve yönlendirmek için. İşte dizinde neresi ağrıyor? Parmağıyla gösteriyor. Dizini katlıyor. Ayağa kalkıyor. Öne doğru eğil. Belinde ağrı var mı yok mu? İşte belinin neresi ağrıyor? Ne kadar zamandır ağrıyor? Yani bu sorularla zaten aslında kliniğe geldiğinde masanın karşı tarafına oturduğunda bir hastaya sorduğumuz sorularım görüntülü olarak ya da telefonda sorabiliyoruz. Ha, tamam sana bir film gerekiyor. Belki bir MR gerekebilir ama önce filmini görmem lazım. Yahut da işte kan tahlili gerekebilir. Bunlarla bunların sonuçlarını aldıktan sonra ben tekrar arayacağım tarzında. Ama yine sonuçta bir hastayı muayenehanede masada muayene etmeniz gerekebiliyor problemine göre. Bu şeyde kalmıyor. İkili ekrandaki görüşmede kalmıyor. İleride belki de böyle bir yaklaşım çeşitli zaman kayıplarını engelleyebilir. Şimdi siz muayene randevusu almaya çalışıyorsunuz. Bir ay sonraya devlet hastanesinde dahiliyeden bir randevu alıyorsunuz. Gittiğinizde ya senin işin benle değil aslında nörolojiye gideceksin de denebiliyor. Ama eğer bir ay öncesinde o ilk randevuyu alırken telefonla bir sorgulama yapılıp biz buna teknik olarak triyaj diyoruz, yönlendirme, hastayı yönlendirme. O triyajı yapabiliyor olsak belki de o zaman kaybını da engelleyebiliriz. Hem olumlu hem eksik tarafları var. Spor için bireysel olarak evde yapılan antrenmanları yönlendirmek, destek, katkıda bulunmak mümkün. Ama takım antrenmanlarında bir tekniğe, bir taktiğe hatta saha içerisindeki çok fazla bir katkısı olamayacak herhalde bunun. Peki hocam, siz Katar'daydınız yakın bir zamana kadar. Katar'da nasıldı durum? Orada bu bahsettiğimiz konulara yaklaşım nasıl? 2014 yılının Mayıs ayında ben Katar'a gittim. Orada Katar'ın şöyle bir özelliği var. Spora çok yatırım yapan bir ülke. O küçücük ülke kendisini dünya
konjonktüründe sporla anılacak bir ülke haline getirmeye çalışıyor. Dünya Atletizm Şampiyonası'nı yaptılar, futbol kupasını yapacaklar, Asya oyunlarını yapmışlardı. Tekrar aldılar, tekrar yapıyorlar. Çeşitli yüzme, jimnastik, uluslararası kupaları düzenleniyor. Bireylerinin spora yaklaşması için bunların birer lokomotif olacağını düşünüyorlar. Aslında bu ülkelerde, Körfez ülkelerinde, Arap ülkelerinde çok ciddi bir obezite, diyabet, metabolik sendrom problemi var. Ve dolayısıyla spora yatırımlarının birkaç amacı var. Sadece bu değil. ve spor hekimleri de çok az. Orada bir iki tane spor hekimliği kuruluşundan önce bir tanesinde çalıştım. Sonra esas Aspetar Hastanesi, spor hekimliği hastanesi olarak kurulmuş bir uzmanlık hastanesi olarak işte cerrahisinden, fizyoterapisinden diğer alanlara kadar spor bilimleri de aynı hastanenin içerisinde o ekip çerçevesi de biraz önce bahsettiğimiz. Burada çalışma şansım oldu. Ama sadece lisanslı sporcu değil, aynı zamanda rekreasyonel sporculara ya da spora yeni başlayacak olanlara da destekte bulunan, katkıda bulunan bir yapı burası. Tabii olanakları çok yüksek. Yani ekonomik olarak rahat olduklarından her türlü cihazdı, elemandı alma şansları var. Yapılanıyorlar. 2030 hedefleri var. 2030 hedefleri şu: en azından %30-40 kendi elemanların, kendi vatandaşlarından kurulu bir düzen oluşturmak orada. Yani hastanede çalışanların, işte hekim olsun, spor bilimcisi olsun, ondan oluşacak tarzda. Bu tabii hedefi olan bir proje. Orada görevimizi yaptık, ondan sonra geldik. Yani güzel bir yer ama tabii iklim koşulları, yaşam şartları çok farklı. Bir süre sonra oralarda çalışmanın zorluğunu daha fazla hissediyorsunuz. Ben mesleki olarak öyle bir yerde çalışmış olmaktan şanslı hissediyorum kendimi. Ve hep aslında buralarda kurmak istediğimiz yapılar. Ama kısmen oluşturabildik buralarda. Çünkü bir üniversitenin mali olanakları belli. İstihdam edebileceği eleman sayıları belli. Katar macerası böyleydi. 6,5 yıl orada çalışıp dönmüş oldum. Çok güzel. Hocam bir de şimdi öğrencilerimize doğru da biraz şöyle yönelecek olursak, ben sizden yola çıkarak biliyorum ki İngilizceyi çok iyi biliyorsunuz, İtalyanca biliyorsunuz, Fransızca biliyorsunuz. Şimdi Arapça öğrenmeye başladınız sanıyorum. Hatta biraz önce Japon örneğini verdiniz. Ben eminim siz Japoncaya da başlamışsınızdır. Şimdi bu durumda bir yabancı dile, birden fazla hatta mümkünse yabancı dile sahip olmak bir insan hayatında, özellikle böyle bir pozisyonda neler katar? Yani biz şimdi öğrencilerimizle hep konuşurken okul zamanında öğrenin bunları diyoruz. Yani daha sonra çünkü hayat kaygısı vesaire, işte işti, evdi vesaire çıkınca gerçekleşemeyebiliyor. Onun yanı sıra işte teknolojik gelişimler, ben sizin teknolojiye de çok böyle hakim olduğunuzu, takip ettiğinizi biliyorum. Örneğim de var hatta. Morfoloji binasındaki derslerimiz zamanında siz ilk şeyi getirmiştiniz. Dijital kamerayı getirmiştiniz. O zaman cep telefonları böyle uçup kaçmıyordu. Yani biz şaşırmıştık tabii. Şeyler vardı, böyle filmler vardı. İçine takıyorduk. İşte poz bitti mi? Kaç tane kaldı? Böyle konuşmalar yapıyorduk yani. Sonra siz ilk getirdiğinizde, hatta şu iş yeri egzersizleri kitabınızı yazıyordunuz o anda. Bize demiştiniz ki işte fotoğraflar çekilecek. Biz de konu mankeniyim, ben de onlardan bir tanesiyim. Fotoğraflarınızı çekeceğiz. Ondan sonra bu olmadı. Bunu siliyorum. Yani hatta Berna vardı, hatırlarsınız arkadaşlar. Evet.
hadi canım falan diyoruz biz şimdi. Böyle bir şey olabilir mi? Bir makine bunu yapabilir mi? Çünkü yok, siz ilk getirmişsiniz o anda. Yani o teknolojiyi takibinizi de hatırlıyorum. Onunla çektiğiniz o fotoğrafları, o kitaptaki fotoğraflar öyle oluştu. Hep biliyorum yani o takibinizi. Hani dili takip, işte teknolojik yenilikleri, gelişmeleri takip. Biz bunları hani öğrencilerimizle konuşurken de dile getirmeye çalışıyoruz ama siz bunu yaşayan, yaşatan ve devam hayatı boyunca bunu ilke edinmiş bir insan olarak ne söylemek istersiniz anlamda? Atletizm yaparken lise sıralarında antrenörümüz, işte o beden eğitimi öğretmenimizdi, Orhan hocamızdı. Ama gene de böyle belki başka bilgiler vardır, belki daha iyi antrenmanlar yaparız düşüncesiyle İzmir'deki Türk Amerikan Derneği'nin kütüphanesine giderdim. Orada 3 ya da 5 tane atletizm antrenmanı ile ilgili, işte teknikle ilgili, engelciydim ben, 110 metre engelli koşardım. Oradaki fotoğraflara bakardım, altındaki yazıları okuyup anlamaya çalışırdım. Bu dediğim lise 1. Fakat başka bir örnek vereceğim. Ben ortaokul 3. sınıftayken babam beni lise 1. sınıfların İngilizceden bütünlemeye kalmış öğrencilerinin gittiği bir dershaneye gönderiyordu. Ya ben ortaokul 3. sınıftayım, lise 1'e beni gönderiyor. Ben hiçbir anlam verememiştim ne yaptığını. Sonradan anlıyorum ki lise 1'e geldiğimde ben İngilizceden zıt diye geçtim ve lise 1'de o Amerikan kültürdeki o kitapları anlayabiliyordum ben, şeyleri temel olarak. Ya dedim, benim bu dili daha iyi öğrenmem lazım. İşte lisede zaten birkaç yıl içerisinde öyle bir temel oluştu. Ve o çok işime yaradı arkasından. Çünkü hangi meslekte olursak olalım, ufkunuzu geliştiren bir parçası oluyor işin. Bir dili şey yapmak. Başka bir şey, mesela Arapça, ya Arapça aslında hem zor ve çok sıkıcı. Yani yazmayı ben beceremem. Aslında yazılan şeyi okumayı da beceremem. Ama Türkçe'de o kadar çok Arapça kelime var ki ve orada duya duya en azından kelime kelime bir cümle kurma şansına sahip oluyorsunuz ve hastanın kalbine dokunabiliyorsunuz. Yani iletişimde çok değerli bir aracınız oluyor dil. Biraz da herhalde ilgim ve şeyim olduğu için, yatkınlığım olduğu için bir şeyler kapıyorum. Hala benim çok iyi olduğunu söyleyemem. Mesela İngilizce iyi diyebilirim. İtalyanca'da günlük işlerimi kullanırım. Fransızca'da da çat pat konuşuyorum. Arapça sadece kelime kelime anlaşabiliyorum. Ama çok işe yarıyor. Çok işe yarıyor. Meslek olarak bir tarafa, bir taraftan da sosyal olarak insanlarla iletişim çok keyifli bir şey. Yani genç meslektaşlarımızın, bizleri dinleyenlerin biraz çaba harcayarak, aslında biraz çaba harcayarak temel ihtiyaçları kadar bir yabancı dili bilebileceklerini ve eğer yurt dışı deneyimi yaşamak istiyorlarsa zaten aslında gittiklerinde bunu geliştireceklerini söyleyebilirim. Benim çok hoşuma gidiyor iletişimde olabilmek. Hocam siz zaten iletişim yönü çok çok kuvvetli bir insansınız. Ben bunu yine kendi yaşantımdan örnekle ifade etmek isterim. Özellikle doktora dönemimde böyle herkesin olmuştur o doktora dönemimde bir dip olduğu, yeter artık bitsin, bıraksam mı acaba, devam mı etsem acaba dediği dönemler. Benim de o dönemlerimde böyle çok gardımın düştüğü anlarda sizinle yaptığımız konuşmalarda hep böyle terapi gibi gelmiştir bana onlar. Hiç unutmam, doktora dönemimde çok kötü anılarım olduğu gibi böyle çok güzel anılarım var. Yani sizden bahsedince hep aklıma o günler geliyor. Böyle hep beni çıkarttığınız zamanlar olmuştur. O yüzden o iletişim kısmı gerçekten çok güçlü bir insansınız bu anlamda da. Ama hekimliğinizde de böylesiniz. Ben sizin hani doktorluğunuz esnasında da gördüm. Sanıyorum bununla ilgili de siz ekstra çalışmalar da yapıyorsunuz herhalde hocam, iletişimle ilgili, öyle mi?
Ya hani böyle insanın yaşantısında bazı dönemler vardır. Hem kendisini tanımaya ihtiyacı olduğu dönemler, böyle işte orta yaşlar civarında, biraz böyle çocukların ergenlik dönemi itibariyle palazlandığı, işte zorluklar yaşadığınız, biraz meslek olarak meslektaşlarınızla çekişmeler yaşadığınız, işte onlara çözüm bulmaya çalıştığınız ama önce kendinizi tanımanız için bir dönüp baktığınız bir dönem vardır. O dönemler de ben biraz okudum, biraz kurslara gittim, işte merak saldım böyle kişisel gelişim konularına, zorlanmalarla ilgili o kaygı durumlarında ne tip cevapları oluyor, işte vücudun, kişilerin iletişimindeki bozukluklar vesaire. Bazen ailesel olarak da sıkıntılar yaşıyorsunuz, sadece iş yerinizde değil. Yani o dönemlerde eğer yine doğru insanlarla karşılaşmışsanız onlar size ipuçları veriyorlar, bazı kitaplar öneriyorlar, bazı kurslar öneriyorlar. Onlar katkıda bulundu diyebilirim. Bir de hani bilim insanı olarak, tabii şimdi bizi dinleyenler de hepsi bilim çerçevesinden olduğu için analitik düşünüyorsunuz. Çözümleyip bir şeyleri anlayıp ondan sonra ortaya bir şey getirmeye çabalıyorsunuz. Çözüm getirmeye. O mesleğe de transfer oluyor. Yani o beceri kazandığınız iletişim becerisi diğer insanlarla mesleğe de transfer oluyor. Sonuçlarını gördüğünüzde tamam bu daha çok işe yarıyor diyorsunuz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani bazen hiç de işe yaramayabiliyor bazı kişilerle iletişiminizde. Çünkü karşı taraf farklı duvara çarpmış oluyorsunuz orada. O da herhalde sizin psikolojinize bu sefer negatif yansıyordur. Böyle bir durum gerçekleştiği yani, zaman. Yani etkilenmemek mümkün değil. İnsanız bir şekilde. Ama o kabullenme, Kübler-Ross psikolojiyle ilgili arkadaşların iyi bildiği bir araştırmacı. Hani diyor ya böyle zorluklarda, işte travmalarda, stres durumlarında işte önce inkar edersiniz. Ondan sonra bir sürece girer, orada depresyona girersiniz. Sonra kabullenirseniz arkasından her şey gider. Ne kadar çabuk kabullenirseniz bu şeyleri atlayarak sıkıntılı dönemleri, o kadar kolaylaşıyor. Ama bunu öğreninceye kadar 30-40 yıl geçiyor zaten. Aslında şu anda mesela online sistemde, online eğitimde biz de bunu canlı yaşıyoruz. Mesela ben yüz yüze eğitimde daha şeyimdir, daha iyi hissediyorum kendimi. Çünkü biraz da böyle klibini çekerek konuşanlardan olduğum için o yansıtsın istiyorum. Ya da kişinin gözüne bakmak istiyorum. Yani eğitimde o dokunmak şart gibi geliyor bana. Bazen oluyor ki mesela online'da da öyle. Böyle sanki boşluğa konuşuyormuşum, sanki karşıda kimse yokmuş gibi. Yani karşıdan o şeyi almadığınız zaman gerçekten gardınız düşüyor. Ya da o yüz yüze eğitimde de oluyor. Bazı sınıf oluyor, işte aktif, sürekli soru sorar, sürekli işte bir şey der. Böyle bir konu akar gider ama sürekli oturan ve cevap vermeyen birileri olduğu zaman ben böyle şevkim de kaçıyor açıkçası, kendi adıma söyleyeyim. Daha çok aktif olan sınıflarda daha fazla şey anlatmak istiyorum. Daha fazla hani onlara istemiyor muyum? Öyle bir şey değil asla ama gördükçe konu konuyu açıyor. Açtıkça daha fazla konuşuyorsunuz, daha fazla anlatıyorsunuz ve birlikte o bağ daha kolay kuruluyor gibi geliyor bana yani bu anlamda. Beyza, bu büyük bir zorluk. Hele bir de düşünebiliyor musun? İlk öğretim birinci, ikinci sınıflarda benim yeğenim öyle bir okulda öğretmen, inanılmaz zorluk çekiyorlar. Yani çocuklar anneleri bir taraftan oturtuyor ekranın başına, çocuk başka bir şeyle ilgileniyor. Yani bir üniversite öğrencisinin sen biraz daha bilinçli olacağını ve seni dinleyeceğini düşünüyorsun ama değil, işte olmuyor. Maalesef bu bir çevrim içi çalışmanın zorluklarından bir tanesi. Beyza, Hüseyin Birgin diye bir arkadaş, antrenörlük ikinci sınıf öğrencisi bir soru sormuş. Evet, alalım hocam hemen. Merhaba hocam, sporda ciddi sakatlıklar konusunda bir sorum olacak. Çapraz bağların kopması durumunda
gerekli tıbbi tedaviyi her hastane kurumundan alamıyor ya da tedaviyi tamamlayacak seviyede olamıyor. Ne önerirsiniz diyor. Sporcuyu bir antrenör olarak nasıl yönlendirmeliyiz? Hüseyin, biraz önce bahsettiğim konuşmanın başında aşağı yukarı Türkiye'de 40 civarında devlet hastanesi ve üniversite hastanesinde spor hekimliği ana bilim dalları var. Bunlarda bulunduğun il, mesela İstanbul'da en azından 7-8 yerde ulaşabilirsin. Balta Limanı'nda, Erenköy'de, İstanbul Üniversitesi'nde, Bezmi Alem Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde birimler var. Dolayısıyla bunlara ulaşabilirsin diye düşünüyorum. Biraz araştırıp ya da Spor Hekimliği Derneği'nin sayfasını açıp orada spor hekimliği hizmeti veren kurumlarla ilgili bilgiler var. Ya da bana özelden yazabilirsin. Ben sana yardımcı olmaya çalışırım. Aslında destek alabileceğiniz yerler var. Kısaca bu cevabı vermiş olalım Hüseyin'e. Aslında hocam böyle bir sakatlanma ya da yaralanma durumunda genellikle tercih edilen yöntem bir ortopediste gitmek oluyor. Ama tabii ki hani ortopedistler de işin bir kısmındalar ama sporun doğasını bilemedikleri için maalesef o yeterince şey meç olmuyor. Yani yeterince anlatamıyorsunuz. Yani sizin de başta söylediğiniz gibi ben smaç vururken işte açıldım o anda kolum şöyle oldu, omzumun şurasında ağrı oldu dediğim zaman bunu sizinle iletişime geçebiliyoruz gerçekten. Ancak bunu bir ortopediste bu kadar kolay olmuyor. O yüzden biz de konuşurken spor yaralanmalarının sonucunda mutlaka bir spor hekimine gitmelisiniz diye yönlendiriyoruz. Ya da yönlendirmek istiyorum yani bu anlamda. Ciddi farklılıklar oluşuyor gerçekten ama tabii bunu maalesef birçok kişi bu anlamda bilgi sahibi olamayabiliyor. Yani ilk akla gelen ortopedi servisi oluyor. Halbuki durum biraz daha farklılaşıyor değil mi yani bu anlamda? Yani cerrahi bir tedavi ihtiyacı varsa tabii ortopedist doğru bir adres. Yani gerçekten ön çapraz bağ koptuysa orası. Ama spor hekimliği de oraya sevk edebilir. Direkt ortopedistlere de gidilebilir şüphesiz. Ama mesela cerrahi gerektirmeyen durumlarda spor hekimliği birimleri daha iyi yardımcı olabilir. Fizik tedavi ya da spor hekimliği yoksa mesela bir yerde fizik tedavi de konuya yardımcı olabilir. Ama daha önemlisi buradan şu noktaya gelmek lazım. Önlem çok değerli. Bir spor yaralanmasının önlenmesi konusunda çok araştırma yapıldı. Dünya kongreleri yapıldı. Bu bilgilerin birçoğu Türkçe'ye çevrildi. Türkiye Spor Hekimi Derneği'nin dergisi var. Spor bilimleri dergileri var. Buralarda önlemlere yönelik çok çalışmalar yayınlandı. Bunlara arkadaşların ulaşmasını öneririm. Evet hocam. Bir de şöyle de bir şey sormak isterim. Şimdi biz genellikle bu ikili konuşmalarımızda şunu diyoruz yani 30 yıl önce öğrenci profili böyleydi, 20 yıl önce böyleydi, şimdi böyle yani bir değişik bir jenerasyon değiştikçe profil değişti, istekler veyahut da işte bizim yadırgadığımız bazı durumlar, iletişim kanalları yani mesela gecenin ikisinde mailler gelebiliyor, şaşkınlıkla bakıyoruz, izliyoruz, bunun gibi şeyler gerçekleşebiliyor yani. Sizce o yelpazede ne oldu hocam? Nasıl bir süreç gelişti? Siz ne düşünüyorsunuz bu yeni kuşak ve getirdiği pozitif negatif durumlarla ilgili? Beyza, şimdi hatırlıyorum 1989'da Hacettepe'yi kurmuştuk. Cep telefonu yoktu. Bir tek telefon vardı. İnternet yoktu. Yani mailleşmek diye bir şey yoktu. Mailleşmek 90'ların sonuna doğru söz konusu oldu. Biz yüz yüze konuşuyorduk. Öğrenci geliyordu, soruyordu, biz anlatıyorduk. Gerekirse oturtup masamızın kenarında, işte çalışma masamızın öbür tarafında anlatıyorduk. Hatırlarsın sen böyle yapıyorduk. Yani sen o kuşaksın.
Şimdi Z kuşağı eğer istatistiklerine bakacak olursak ekran kullanımı ile ilgili ben kendimden utanıyorum aslında. Günlük 5 saate yakın ekran kullanımım var. Yani çok felaket bir şey ama böyleyiz. Yani bu noktaya geldik. Tabii biraz pandeminin de etkisiyle çok fazla telefonla haşır neşiriz. Ama mesela ben oğlumla konuşuyorum. Oğlum danışmanıyla hiçbir şekilde mesajlaşmıyor. Yani böyle bir şey yok. Mail atıyor. Adamın cevabı 2 gün sonra geliyor. Oğlan düşünüyor. 1-2 gün sonra cevabını veriyor. Yani mail artık akademik alanda daha kabul edilebilir bir haberleşme yöntemi birçok başka ülkede. Türkiye'de bizim öğrencimiz zannediyorum sosyal iletişim araçlarını akademik iletişim araçları gibi kullanıyor, kolayına geliyor. Bizim özel yaşantımızdan çalmış oluyor. Dolayısıyla hani tamam belki olabilir ama en azından ona ayıracağımız zamanı planlayabiliriz. Yani hemen cevap vermeyebiliriz. Fakat bilemiyorum. Yani mesela görüntülü bir konuşmayı tercih ederim ben. Bir WhatsApp mesajı yerine öğrenciye işte şu saatler arasında öğrenci iletişim bloğu ayarlanabilir. İşte Perşembe günleri saat 14 ile 16 arasında 2 saatlik şeyde WhatsApp'tan görüntülü olarak tezini mi konuşacağız ya da konuyla ilgili anlamadığı bir nokta mı var? Notuna itiraz mı etti? Böyle şeyler yapılabilir diye aklından geçiyor. Biraz zorlamalı ama çağ buna geldi. Çok kabullenememekle birlikte kolay kolay bunu yaşıyoruz, deneyimliyoruz Beyza. Evet, evet hocam. Bir de şunu görüyoruz genellikle. İşte antrenman var. Tamam, sporcuyum, antrenmanım var ama bir taraftan öğrenciyim, okul var, bir taraftan sosyal bir hayat var. Şimdi mesela şunu gözlemliyorum, bu üçü bir arada götürülmekte zorlanılıyor. Yani bizlerin sporculuk hayatımıza bakıyoruz, yine öğrenciydik, yine işte okul vardı, antrenman vardı. Şimdi hep o zaman o klişe çıkıyor, biz de bunu yapıyorduk, biz de böyleydik klişesi çıkıyor ama bir taraftan da öğrenci benim antrenmanım var, derse girmek istemiyorum ya da derse giremiyorum ya da işte onu tercih ediyorum diyebiliyor. Şimdi o zaman hayat böyle bir şey değil yani benim bakış açıma göre. Yani hayatın içinde birçok karpuzu bir kucakta taşımak gerekebiliyor. Ki burada daha bir aile yaşantısı yok, belki bir ev, çocuklar vesaire yok. Dolayısıyla bu konuşmalar biraz şey kalıyor, havada kalıyor. Yani sadece antrenmandan ya da sadece okuldan ibaret değil. Ya da şunu diyoruz, burada siz bir spor bilimleri fakültesi öğrencisiniz. Çok iyi sporcu olabilirsin ama burada aldığın dersler, antrenman bilimi, anatomi, fizyoloji veya diğer ana dersler her neyse direkt meslek hayatına transfer edecekleri dersler aslına baktığımız zaman. Dolayısıyla aktif bir sporcunun okula devam etmeden bu şekilde sürdürebilmesi bana çok abesle iştigal geliyor. Yani çok mantıklı gelmiyor ama ne yapılabilir ya da ne önerirsiniz hocam? Genç arkadaşlarımıza ne önerirsiniz bu alanda? Bu ezelden beri bir sorun. Yani belki hatırlarsın Hacettepe Üniversitesi'nde biz hani şu millilik kontenjanından almıyorduk. Daha sonra YÖK'le davalık olduk. Biliyorduk ki milli sporcu geldiğinde milli takım kampı diyecek, hiçbir derse gelmeyecek. Sonunda da 4 yıl bitince hani benim diplomam diyecek. Ve papaz olduk. Yani çok sıkıntılı dönemler geçirdik. Ama önceliklerinin belirlenmesi lazım kişinin. Nedir? Ben bir meslek insanı mı olacağım? Ben bir meşhur sporcu olup paramı oradan mı kazanacağım? Eğer bir yüksek öğretim kurumuna geldiyse onun gereklilikleri neyse onu getirmesi lazım. Neyse ki sonra işte 4-5 yılda değil de 7-8 yılda bitirme esnekliği getirildi. Uzadı süreler. Böylece o sürtüşmeler de azaldı kısmen. Yani bir genç arkadaşımızın
Ben bu okulu bitireceğim ama sınavlarına da gireceğim. Sınavlar için de zaten ders devamlılığı var. Bunların da yerine getirilmesi gerekir. Akademik gerekliliklerin yerine getirilmesi kararını vermesi lazım önce. Böyle bir şeye saygı duyması lazım. Eğer böyle bir diploma alıyorsa, yani dünya şampiyonluğu ayrı, rekortmenlik ayrı ama bir diploma ayrı bir şey. Bu diğer meslek elemanlarına da saygıyı getirir. Ben orada bir tercihte bulunulması gerektiğini düşünüyorum. Ve ama maalesef bazı meslektaşlarımız bunu bir şey gibi haline getirdiler. Yani işte sporcu gelsin, bizim kurumumuz takım kursun, o takım Türkiye dereceleri olsun, başarılı olsun, şey görünsün, başarılı bir üniversite, bir bölüm görünsün sporda. Bir de bunları da yaşadık yani. Maalesef. Üniversite sporlarında. Evet. Aslında bu durumda yine bu bahsettiğimiz grup yine zarar gören kişiler oluyor. Neden? Çünkü muhteşem bir sporcu olabilirsin ama spor hayatın bittiği zaman, işte bunu hep görüyoruz. Kendi camiamızda da görüyoruz. Dönemin çok iyi sporcuları, milli takım sporcuları, işte enleri, ondan sonra bir süre sonra sporculuk yaşantısı bittiği anda o zaman bambaşka bir uçurum var orada. Yani antrenörlüğe geçiş var, oranın bambaşka bir getirisi var, götürüsü var vesaire. Dolayısıyla orada bir donanım ihtiyacı var. Yani o okul yıllarında o donanıma sahip olamamışsan öyleyse işte burada bocalama söz konusu oluyor. Yani ben muhteşem bir sporcuyum, o yüzden muhteşem bir antrenör olacağım anlamına gelmiyor. O yüzden de işte belki de bu kendini yetiştirmeler, belki ekstra destekler ve okulun gerekliliklerini tamamlamak gerekiyor gibi geliyor bana. Sizin mesela bu anlamda da önereceğiniz ne bileyim eğitimler veya işte bir takım kitaplar ya da işte bu fikirler şöyle yapabilirsiniz anlamında bir yol haritası ne diyebilirsiniz hocam? Ben tıp fakültesini bitirdim. Muayenehane açtım. Bizim evin bir odasında bir tane tabela koydum. Çok hoşuma gitti. Bir tane kaşe yaptırdım kendime. Bir de reçete bastırdım. Tamam ben doktor oldum. İlk hasta geldi. Ne yapacağım ben? Hiçbir şey bilmiyorum. Ya ben tamam doktorum ama ya Allah Allah. Gittim arka tarafa kitapları karıştırdım. Açtım okudum. Ya ne oluyor? Bu ne olabilir? Sonunda kadıncağızı, köylü bir kadındı, şeye gelmiş, pazar yerine bir şeyler satmaya gelmiş. Sen teyzeciğim en iyisi hastaneye git dedim. Bu düşünce beni öyle bir noktaya getirdi ki, yani okulu bitirmek yeterli değil. Diploma sahibi olmak yeterli değil. Ve hiçbir meslekte bitmiyor. Yani hayat boyu öğreniyoruz. Hep bir şeyleri öğrenmekle geçecek, geçmeli. Tamam ben oldum diyemeyiz, dememeliyiz. Genç meslektaşlarımız daha okul bitmeden ben antrenörüm diyor. Antrenörlük bölümünde ya, ben antrenörüm diyor. Evet, antrenörlükle ilgili bazı temel bilgilere sahip olunabiliyor ama o deneyim, o içgörü, o olayı tümden kavrama yıllar içerisinde pekişiyor, olgunlaşıyor. Bunun için de zaman lazım, sabır lazım. Yani her an öğrenebileceğimiz, karşı taraftan, hastadan öğrenebileceğimiz şeyler var. Bir gün bir hasta bana dedi, ya doktor dedi, elini yıkamadın dedi sen. Elini yıkamadan beni muayene ettin dedi. Yani o kadar bilinçli bir şeydi ki o halbuki ben bir hasta çıktıktan sonra mutlaka elimi yıkarım, otururum, bir sonraki hastaya elim yıkanmış hazırlanırım. Yani bakın dedim ben böyle yaptım, siz görmediniz, sizi muayene etmedim ama yani gerçekten bir önceki hastadan sonra elimi yıkamıştım. Yani hasta da size öğretiyor. Eğer elimi yıkamamış olsaydım o bende bir vicdani sorumluluk oluşturacaktı zaten hemen. Öğrenmenin yaşı olmuyor işte. Bir arkadaşların da
Bazen kurslarla, bazen online kurslarla, bazen hiç kursa gerek yok. Sadece gözlemle, başka meslektaşların yaptığını izlemekle çok şey öğrenebileceklerini düşünüyorum. Evet. Bir de o anda aslında belki öğrenciyken düşünce yapımız farklı olabiliyor. Mesela stajlarımız olurdu son senede. Hatırlıyorum önümüzde 4-5 tane kolej vardı ve TED Koleji bunlardan en zoruydu. Ne olursunuz ve inşallah beni TED Koleji'ne vermezler diye düşünüyordum. Bir baktım TED Kolej ismimin karşısında yazıyor. Tabii o zamanlar biz böyle yok hocaya telefon açalım, WhatsApp'tan yazalım modu yoktu. En altta giriş katta adımızın karşısında beni gör yazıyorsa yanına çıkabiliyorduk. Adımın karşısında TED Kolej yazıyordu. Sonra hocayla görüştük işte ya hocam ben olmasa etmese başka şuraya gitsem buraya. Yok dedi oraya gideceksin. Kimdi hocam? Levent İnce. Levent İnce evet. Sonra gittim çok da korkarak gittim. Çok da kemik bir kadro vardı. Sinan hocayla görüştü. Çok çok böyle sertlerdi zaten. Ben orada inanılmaz güzel şeyler öğrendim. Acayip bir zaman geçirdim ve dedim ki iyi ki buraya gelmişim. O kadar deneyimli öğretmenler vardı ki beden eğitimi öğretmenliği yaptım. Bir yıl orada o stajdan sonra staj bitti. Telefon açtılar bizimle çalışmak ister misin diye ve ben TED Koleji'de çalışmaya başladım ondan sonra öğretmen olarak. Yani sonradan düşündüm aslında benim için orada kırılma noktasıymış. Belki de Levent Hocam ısrar etmeseymiş, hayır buraya gideceksin demeseymiş. Belki ben öğretmenlik de yapmayacaktım. Bilmiyorum yani. O anda görmediğimiz şeyleri daha sonradan yaşayabiliyoruz ve o anda zorluk olarak gördüğümüz şeyler aslında hep hayatımıza birer katkı olduğunu sonradan fark ediyoruz belki. Kader ağlarını örüyor. Evet hocam örmüş. sorularımız var mı acaba bu arada? Yok. Başka arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan. Evet. Hocam çok güzel bir sohbet oldu. Yani ben sizi gördüğüme inanılmaz mutlu oldum. Çok özlemiştim sizi. Çok çok donanımlı, çok hayatın, sporun her anlamında böyle her taşında emeği olan bir insansınız. Çok aktifsiniz. O yüzden ben eminim dinleyen arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımızın bir soru işaretleri artmıştır kafalarında. Katkılarınızdan dolayı çok minnettarız. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben çok teşekkür ederim Beyza. Seninle bu iş, söyleşi yapmak da ayrıca güzeldi çok uzun bir zamandan sonra. Kamil Hocam'ın tabii daveti olunca hiç kaçırmadım. Ha tabii bir şey söylemem lazım. Ben Fenerbahçe formasıyla yarışmış bir atletim. Yani Fenerbahçe'nin de ayrıca çok bir... Çok daha anlamlı oldu şimdi. Atletizm takımında Fenerbahçe 1978-82 arasında bir 3-4 yıllık şeyim var. Sporculuğum var. Lisanslı. Evet, güzel. Öğrendiğimiz iyi oldu bunu. Evet. Salih arkadaşım var mı senin soru hocamıza? O kadar özlemişiz ki hocamıza ağzımız açık dinliyoruz. Uzun zaman oldu tabii. Böyle bir fırsat yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Emin Hoca da kendisini fazla özletmesin bundan sonra. Hep birlikte olalım. Sağ olasın Salih'ciğim. Yani çok güzel günlerimiz geçti Marmara'da beraber Kamil Hoca ile. Onlarla da apayrı bir geçmişimiz var. Yani 1987-88'den beri arkadaşlığımız, dostluğumuz, meslektaşlığımız sürüyor. Belki başka bir gün o detayları, o araştırma grubunu, Kut Hoca'nın muayenehanesinde her çarşamba mıydı? Çarşamba akşamları master tezleri, doktora tezleri tartışmaları, işte o günkü olanaksızlıklar içerisinde yapabileceğimiz çalışmalar neler yaşandı? Evet, evet. O gruptan önümüzdeki 29 Ocak'ta da Caner'i ağırlayacağız. Ha, tamam. Bana da bir davet gönderirseniz çok memnun göndeririz. Olurum. Onu da göndeririz. Aynı saatte olacak yani Cuma, 29 tamam. Ocak Cuma. Salih'in bir takım projeleri var seninle ilgili. Yani konumuz pandemi olunca Indiana Üniversitesi'nden Torabi, Mehmet Torabi
Böyle bir söyleşiye katılmak isterdi. Tam da böyle örtüştü esasında. Hocam eğer siz de uygun görürseniz, onun da katılacağı, Milli Olimpiyat Komitesi'nin destekleyeceği, Fenerbahçe Üniversitesi'nin organize edeceği bir söyleşi programı düzenlemek isteriz. Eğer çok güzel olur. Sizler de uygun görürseniz. Bu. Tabii tabii çok. Moderatörlüğünde Salih hocamız yapar. Harika. Yani biz Kamil Hoca'yı kurmuyoruz bu konuda. Müjde size, Salih de bizim artık elemanımız olacak. Öyle mi? Evet. Bir şey hazırlık mı var? Yavaş yavaş biz de yönümüzü Fenerbahçe'ye doğru çevirmek istiyoruz. Çok güçlü oluyor, çok güzel, harika. Bir tarih konusunda bir görüşme yapalım o zaman. Salih Torabi'yle de bir mesajlaşalım. Tamam hocam, ben göndereyim. Eğer Emin hocamızın da önümüzdeki haftalarda uygunluğu olursa, önümüzdeki haftalarda, bir iki hafta içinde ya, bunu... Ben çok uygunum. Şu sıralarda böyle bir şeyim yok. Bir direkt bağlantım olmadığı için ayarlarım da yani bir şeyi. Esasında dün Neşe ile de görüştük böyle bir şey yapalım için. Ben sizinle konuşacağımı söylemiştim. Bu vesileyle Milli Olimpiyat Komitesi'ne dahil edebiliriz bu konunun içine. Tabii. Daha güzel, daha kapsamlı bir şey olur diye düşünüyorum. Emin, senin başka ilave edeceğin bu konuda birisi var mı yurt dışından? Şu da olsa daha iyi olur diyeceğin. Konu başlığı olarak ne düşünmüştünüz? Pandemiyle ilgili olacak. Pandemiyle. Pandemide spor tarzında mı? Evet. Spor etkisi nedir? Efendime söyleyeyim. Günlük hayatımızda ne gibi değişiklikler oldu? Bundan sonra ne olacak? Mesela ben hep düşünürdüm, sınıf kavramı ileride yok olacak diye. Pandemi de bunun üzerine su serpti. Artık sınıfa hiç kimse ihtiyaç duymuyor dışarıdan, çevrim içi. Birçok. Belki beden eğitimi uygulamaları açısından, tıbbi açıdan yüksek öğretim açısından, işte çevrim içi ders açısından böyle farklı boyutlarıyla düşünmek mümkün. Onlara yönelik konuşmacılar, işte Turabi herhalde beden eğitimi uygulamalarına yönelik mi konuşacak, öyle mi algılıyorum? Halk sağlığı onun alanı. Halk sağlığı. Yani toplumdaki bireylerin pandemi nedeniyle kapanması ve hareketten uzaklaşması herhalde o zaman. Evet. Büyük bir bölümü onunla ilgili olacak. Kendisini anlatacağı daha doğrusu. İsterseniz bunu detaylandırayım Sayın Hocam. Olur, şey yaparız. Aramızda netleştiririz. Burada sizden iki tane örnek geldi. Beden eğitimi uygulamaları açısından, tıbbi açıdan, çevrimiçi ders açısından, yüksek öğretimde ne oluyor? Belki aynı şeyi milli eğitimde ne oluyor? Onu da tartışmak lazım olabilir. Evet. Bunları bir toparlayalım. Sonra konu başlıkları dahilinde sizin önereceğiniz bir şeyler olursa, tamam. Ben şunu anlatabilirim, şu daha iyi olur vesaire tarzında. Onu da bunun için alalım Sayın Hocam. Tamam, memnuniyetle haberleşiriz. Ben de elimden gelen katkıyı gösteririm, veririm. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir burada yeni bir aktivitede buluşmak üzere o zaman. Emin'ciğim çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ olun. Gerçekten çok, benim için bile çok yararlı oldu bunu söyleyeyim. Öğrenciler kim bilir ne kadar memnun olmuştur. Umuyorum. Sağ olun. Sağ olasın. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Sağ olasın. Sağ olasın.